Ankara Sanat Merkezi'nden merhaba çocuklar. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan edildi. Bunun üzerine her yıl 29 Ekim'de Türkiye'de kutlanan milli bir bayram olan Cumhuriyet Bayramı'nda gelin biz de anlamlı bir çalışma yapalım. Birbirine eş 3 tane kağıt kestim. Cetvelim yardımıyla ölçü aldım. Bir tanesini ise böyle iç kısmından bir çerçeve oluşturdum ve makasımla birlikte şöyle yanından kestikten sonra iç kısmını da kestim. Bu üç kağıdımı bu şekilde hazırladım çocuklar. Bunları hazırladıktan sonra bu ölçüden şurada hazırladığım ölçüden birer santim daha minik olan daha iç kısmından kestiğim bir kağıt ve asetat kağıdı hazırladım. Şimdi onun üzerine 29 Ekim'e özel balon bayraklarımı hazırlayacağım. İlk başta kurşun kalemimle şöyle bastırmadan çiziyorum. Burada istediğiniz kadar balon yapabilirsiniz çocuklar. Şimdi şuraya da birazcık daha büyük çizeyim. Şu kenarlara çizmemeye dikkat edin çocuklar. Çünkü bu kısımlar çerçevenin içinde kalacak. O yüzden tam orta kısma çiziyorum. Bir tane de buraya. Şimdi balonlarımın üzerine ay ve yıldızlarımızı ekleyeceğim. En arkadaki balonumdan başlıyorum. Ayı çizmek için size kolay bir yöntem. Böyle karşılıklı iki tane nokta yaptıktan sonra iç kısmı bir tane küçük C, böyle dışarıya doğru da bir tane büyük C çiziyorum. Birazcık daha böyle dışarıya doğru götürebilirmişim. Yıldızımızı da çizerken hepimizin bildiği bir yöntem var. O şekilde bastırmadan ilk önce çiziyorum. Sonra dış kısımlarından çizdiğim zaman orta kısmı temiz kalmış oluyor. Ne yapıyordum? İki tane karşılıklı nokta yapıyorum. Sonra şöyle biraz geniş açılı yapacağım bu sefer. C yapıyorum. Bir tane daha. Evet, ayım hazır. Şimdi yıldızımızı yapalım. Şimdi son düzeltmelerimi yaptıktan sonra balon bayraklarımı boyamaya başlıyorum. Evet, bunlar bayraklı balonlarımız olduğu için böyle önemli milli bayramlarda genellikle görürüz. O yüzden ben sadece kırmızı rengimi, keçelimi aldım. Boyamaya başlıyorum. Milli bayramlarımızda, okullarımızda kutlamalar olur. Sınıflarımızı süsleriz. Belki arkadaşlarınızı şaşırtacak böyle bir çalışma yapıp onları da gösterebilirsiniz. Eminim hepsi bu çalışmayı görünce çok şaşıracaklar. Evet, şimdi kağıdımın boyutlarıyla birebir kestiğim ve hazırladığım asetat kağıdım vardı. Onu böyle kağıdımın tam üstüne denk gelecek şekilde yerleştiriyorum.
Şimdi asetat kalemimle. Bu kalem özel çocuklar, asetat kağıdını bir tek bu kalemle çizebilirsiniz. O yüzden asetat kağıdı alırken mutlaka yanında asetat kalemini de almayı unutmayın. Şimdi balonlarımın siyah kısımlarını çizeceğim asetat kalemimle. Böyle şeffaf bir kağıt olduğu için zaten alt kısmını rahatça görüyoruz. Ve çizgileri takip ediyoruz. Evet, şimdi bir tane bayraklı balonum var. Renkli renkli, bir tane de renksiz olan düz balonlarım var. Bunları üst kısımlarından birbirlerine yapıştıracağım. Şöyle kağıt bantımın yardımıyla. Kağıt bantı yapıştırırken şöyle direkt tam ortasına denk gelecek şekilde yapıştırıyorum. Bir kısmı kağıdıma yapışık, bir kısmı da masama yapışık. Şu ucundan da koparıyorum. Sonra masamdan şöyle yavaşça çıkarıyorum. Ve kalan kısmı arkaya doğru kıvırıyorum. Bir tur daha bunu yapın çocuklar. Belki başka kısımları yapışmamış olabilir. Sonra bu uç kısımlarını kesiyorum. Burada önceden hazırladığım 3 tane eşit boyutta kağıdım vardı. Bir tanesi de çerçeveliydi. Bunları yine kağıt bantımın yardımıyla birbirlerine yapıştıracağım. Nasıl yapıştırdım? Tam uç kısımlarından, köşelerinden yapıştırıyorum. Bir de çerçevemi kesmek için şuradan bir çizik oluşturmuştum, kesik oluşturmuştum. Oranın da üzerine şöyle kağıt bantımla kaplayabilirim. Evet, çalışmamın bu aşaması da hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi balonlarımızı yerleştireceğiz. Ama masamı toparlıyorum ilk önce. Evet, burada bir tane en arkada cep var. Bir tane de bu çerçeveli kısımda cep var. Şimdi ben bayraklı balonlar olan kısmı bu ilk cepli kısma yerleştiriyorum. Yani bayraklı balonlarım gözükmeyecek. Bu kısmı da çerçeveli olan cebe yerleştirdim. Şimdi çalışmamı içeriye doğru kaydırıyorum yavaşça. Şu anda sadece çizgilerle yapılmış balonları görüyorum. Ama bugün neydi? 29 Ekim. Nasıl balonlar olsun? Bu balonlar bayraklara dönüşsün. 29 Ekim'de de hem ailemizi hem de arkadaşlarımızı şaşırtacağımız böyle bir çalışmamız olsun. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun çocuklar. Hoşça kalın.